Dördüncü konuşmayı Halkın Kurtuluş Partisi adına Genel Başkan Nurullah Ankut yapacak. Ey bütün dünyayı kana ve ateşe boğan, yüz milyonlarca masum insanın katili, insan soyunun baş düşmanı, Amerikan ve Avrupa emperyalistleri, cani yerlerinizdeki kanları yıkamaya okyanusların bütün suları yetmez. Ey ülkemizin, bölgemizin ve mazlum dünya halklarının baş belası haydutlar. Yıkılacaksınız. Defolup gideceksiniz ülkemizden, bölgemizden, Asya'dan, Afrika'dan, Latin Amerika'dan. İnsan içine çıkamayacaksınız sonunda. Tarih lanetli sayfalarında yazacak adınızı. Ey ülkemizdeki ekonomik ve siyasi çıkarını Amerikan ve Avrupa emperyalistlerinin çıkarlarıyla ortaklaştırmış hainler grubu. Ey para babaları, ey meclisteki siyasi hayatları Amerikan emperyalistlerine hizmetle geçmiş dört sermaye partisi. Ey Türk ve Kürt halkının düşmanı İhanetin bedenlerinde birinme gibi dolaştığı Amerikan işbirlikçileri belki bu seçimde de aldatacaksınız halkımızı ve bir kez daha doluşacaksınız meclisin ceylan derisiyle kaplı koltuklarına yeniden. Oynadığınız hainane orta oyununun yalandan kavgasını sürdürmeye devam edeceksiniz bir süre daha. Ama şunu aklınızdan hiç çıkarmayın ki elbet bir sonu olacak oynadığınız bu hayasızca oyunun. Sonunda efendilerinizle beraber siz de yenileceksiniz. Saygıdeğer halkımız, emperyalist işbirlikçiliğini, onlara hizmeti ve halkımıza ihaneti siyasi meslek edinmiş bu sermaye partilerinin AKP, CHP, MHP ve HDP'nin sözcüleriyle aynı ekranlarda, aynı yayın akışı içinde görünecek olmak bize ağır geldi. Çünkü biz 48 yıllık siyasi hayatımızın tamamını ruhlarını zalimliğin en kötüsüyle doldurmuş... Bu emperyalist çakallara ve onların yerli işbirlikçisi olan para babalarına ve siyasilerine karşı mücadeleyle geçirmiştik. Katılmak istemedik bu programa. Ama arkadaşlar ısrar etti, geldik. Ülkemizi yarı sömürgeleştiren, halkımızı işsizlik ve pahalılık cehenneminde inleten bu yerli yabancı para babalarıdır. Bunları ülkemizden defetmeden Türkiye ekonomik ve siyasi bağımsızlığını kazanamaz ve halkımız rahat bir nefes alamaz. İşte biz devrimci savaşımızın zaferiyle ilk iş olarak bunu gerçekleştireceğiz. Saygıdeğer halkımız bu işbirlikçilerin nüfusumuzdaki oranı binde birdir. Yani 78 milyonluk Türkiye'de bunlar sadece 78 bin kişiciktir. Demek ki Türkiye insanının binde biri oranındaki bu hainler 78 milyon insanımızı esir almakta, onun alın terini, yarattığı yemeği, komisyon karşılığında batılı efendilerine peşkeş çekmektedir. Saygıdeğer halkımız, yaralısın, acılar içindesin, vatanın parçalanmanın eşiğinde kime güveneceğini bilemez durumdasın. Biz bu sonucu hak etmedik, hayır etmedik, ülkemiz bu talanı yaşamamalıydı. Ne dersiniz? Biz halk iktidarını kurunca neler mi yapacağız? Şunu tüm devlet yöneticileri ortalama işçi ücretine denk bir maaş alacaktır. Çünkü bugün olduğu gibi ortalama ücret alan bir işçiden 10-15 kat ortalama gelire sahip bir köylüden 30-40 kat fazla maaş alan milletvekilleri halkın dertlerini, çektiği acıları, sıkıntıları asla anlayamaz. Ata sözümüzde der ya, tok acın halinden anlamaz diye. İnsanın empati yapabilmesi için karşısındaki insanın acılarını, sıkıntılarını hissetmesi, yaşaması ge gerekir. Ancak o zaman devlet yöneticileri halkın dertlerine çareler bulmaya çalışır. 2005 yılında parti programımızda asgari ücreti ortalama geçim endeksine bağlantılı biçimde 1500 lira olarak belirlemiştik. Bu geçim endeksi bugünse 4 kişilik bir aile için 4339 liradır. Böyleyse asgari ücret bu rakamdan aşağı olamaz. Olur ise bu insani olmaz. Tabi para babaları düzeninde, onların siyasi temsilcilerinde meclisteki dört Amerikancı birbirinin kardeşi partide insanlıktan, vicdandan, acımadan eser aramayacaksınız. Bulamazsınız çünkü onların yöneticileri his yoksunu robotlaşmış yaratıklardır. Yürek için gerçek olan ne varsa onlara yalan gelir. Biz ise insan şefkatinin sütüyle dop doluyuz. Kahroluruz acı çeken bir insan ya da hayvan gördük mü? Katledilmiş ağaçlar, ormanlar, nehirler, göller, denizler gördük mü? Belki bunu nasıl yapacaksınız denilebilir. <laughs> Biz yerli yabancı para babalarının sömürü, vurgun ve talan düzenini yıkacağız. Örgütlü halkın gerçek iktidarını kuracağız. Kardeşçe üreteceğiz, kardeşçe paylaşacağız halk iktidarımızda bir tek insanımız işsiz kalmayacak. Hiç kimse evsiz olmayacak. Eğitim ve sağlık herkese eşit ve parasız olacak. Sanayimiz milli olduğu için füze hızıyla gelişecek. 5 en geç 10 yıl içinde en gelişkin füzeyi de, uçağı da, bilgisayarı da, Telefonu da, otomobili de yapar hale geleceğiz. Köylümüz devletten aldığı faizsiz ve uzun vadeli kredilerle parasız hizmet veren binlerce ziraat mühendisimizin rehberliğinde bugün ürettiğinin en az 10 misli ürün üretecek. Ve kendi örgütü aracılığıyla araya hiçbir aracının girmesine izin vermeksizin Türkiye'nin her yerindeki tüketiciye ürününü ulaştırabilecek. Böylece de emeğinin karşılığını tam olarak alacak. Yarımız olan kadın toplumda hak ettiği yere, öneme, değere tam olarak kavuşacak. Kürt meselesi emperyalistlerin elinden alınacak. İki halk kendi aralarında gerçek anlamda eşitlik özgürlük ve kardeşlik temelinde bu meseleyi çözecekler. Özetçe kardeşler, hür, güçlü, mutlu Türkiye'yi kuracağız. Oy moy filan da derdinde değiliz. Halkımızdan bir tek şey istiyoruz. Anlaşılmak. Halkız, haklıyız, geleceğiz, başaracağız.